Merhaba arkadaşlar. 10 Ekim Salı akşam yine Philadelphia ve Indianapolis yarış programları var. Dün akşam da aynı şekildeydi. Philadelphia ve Indianapolis vardı ve özellikle Philadelphia'da çok sürprizli bir sonuç çıktı. Birinci altılı ganyanı iki kişi bildi yanılmıyorsam. Ve benim tahminlerim de oldukça başarısızdı. Aslında yani her zaman peşinde olduğumuz şey oldu dün akşam. Hani sürpriz atları bulmak amacımız dün akşamki gibi ama pek de başarılı olamadık arkadaşlar. Bugün bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. 9 koşulu programın ilki 19.40'ta başlıyor Parex'te. 1200 metre mesafeli şartlı koşuda 8 at yarışa kayıtlı. Burada tek olarak önereceğim safkan AGF tablosunda favorisi He Hit Me olacak. Son yarışında 800 numaranın gerisinde kalsa da 800 numara kazanmıştı son yarışında. Gerçi o gün 8'e Paco Lopez vardı. Bugün için usta jokey Frank Pennington bir şekilde atı fotoya atacağını düşünüyorum. Kazanacağını bekliyorum. 5 numara için tek diyorum. Rakip yazmak isteyenlere notlarıma yazdığım atlar 8, 4, 6. Ama şablonumu oluştururken 5'i tek bıraktım. İkinci koşu satış koşusu 1700 metre kum pistte 10 atı izleyeceğiz. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 9 numaralı Wizard Serrat. Rakiplerinden bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. Kazanmaya çok yakın 9. Sonra 4 numaralı Excursion ve son olarak da 5 numaralı Long Grey Line. Benim buradan çıkardığım atlar ikinci koşudaki sıralamam 9-4-5. Üçüncü koşuyla yedili plase başlıyor. 1670 metre mesafeli. Dişilere ait şartlı koşuda 7 kısrak yarışa kayıtlı. Burada 3 numara son yarışını evet kazandı. Bugün içinde yine kazanabilir. Çok da iyi bir orijine sahip Gio Ponti. Ama bilemedim yani ben bir değerlendirme yapamadım burada. Şöyle bir sıralama yaptım. 3, 4, 5, 6, 1 ve 7 deyip 3. koşuyu haşlamış oldum arkadaşlar. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak saat 21.01'de. Yine dişilerin koşacağı şartlı koşu 1500 metre çim pistte 10 safkan yarışa kayıtlı. Dördünü ben değerlendirmemi aldım. İlk olarak 8 numaralı Sofuli Su benim favorim 8. Sonra 9 numaralı Furlis Christine ki Rubin Silvia'yı 4'te de görüyoruz. Dördü de üçüncü tercihim olarak yazdım. Tipsy Girl. Şu ana kadar hep kum koştu. İlk kez çime çıkacak. Muhtemelen yarıştan çıkar diye düşünüyorum. 4 numara koşarsa 4. Son olarak da 5 numaralı Marvelette diyeceğim. Sürprizi öneriyorum. İkinci altılı ganyanın ilk ayağında 8, 9, 4 ve 5 şanslı gördüğüm atlar. 5. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarına mahsus 1200 metre kum pistte maiden koşu. 9 tay yarışa kayıtlı. Yine zor bir koşu yani elle tutulur bir performans sergilemiş bir safkan. Göremedim burada. 3, 7 ve 9 numaralı taylar son yarışlarını birlikte koştu. 3 numara 4. oldu. 9, 5. oldu ama yani mesafeyi biraz kısaltabilirse bir beyaz bayrak ayna deneyebilir 9 numara. Ben burada tek bıraktığım bir tay oldu. Dediğim gibi zorlu bir koşu. Antrenörlere baktığımda yani 5 numaranın antrenörü kazanma oranı yüksek iyi bir antrenör. İlk iki yarışında da beklentilerin altınca koşunca biraz geri alındım. 87 gün arası var tekrar hazırlandım. İyi de bir jokey var Michel Sanchez. 5 numaralı Outcat'i ben şablonumda tek bıraktım. 5. koşuda 5 numara tek diyorum. 6. koşu 1. altılı ganyanda son ayağı 1670 metre mesafeli satış koşusu 11 atı izleyeceğiz. Yine muhtemelen buradan da çıkan atlar olabilir.
Umarım da olur çünkü bir değerlendirme yapamadım. Burada da hepsi dedim. Önce bir notlarıma yazdım. 5-6 at ama emin olamadım. Sürprize açık bir yarış ki genelde 6. koşular sürprizle sonuçlanıyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla hani hangisi sürpriz yapar onu da bulamadım. 6. koşuda kısacası haş diyorum arkadaşlar. 7. koşuda 2 yaşlı İngiliz Taylara mahsus 1100 metre kum pistte maiden koşuda 12 tay yarışa kayıtlı 4 ve 9 ekürü olarak koşuyor. Burada 5 tayı değerlendirmemi aldım. Önceliğim AGF tablosunun favorisi. Benim de favorim 9 numaralı Schilling Hasli. 2 kez koştu ve koşularına baktığımda hani çok da tatmin etmedi beni. Hani bu bugün kazanır, meydandan çıkar diye diyemedim yarışlarına baktığımda. 9'a ilk rakip 8 numaralı Barlet, üstünde Frank Pennington ve iyi bir antrenör John Service antrenörlüğünde 8 numara 9'un ilk rakibi. Sonra Trevor McCarthy ile 10 numaralı Zio Salino diyeceğim. Yani sırf Trevor McCarthy biniyor diye 10 numarayı yazdım değerlendirmeme. Buraya pek gelmiyor Philadelphia'ya. Geldiğinde de genelde kazanıyor. Üçüncü tercihimde öneriyorum. Sonra ilk kez koşacak olan 5 numaralı In The Air ve son olarak da 6 numaralı Cheeking Boxer 7. oldu ama derece olarak iyi bir derece yapmıştı. Dolayısıyla 7. koşudaki sıralamam 9, 8, 10, 5 ve 6 oldu arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 1670 metre mesafeli şartlı koşu Çin pistte. 16 at yarışa kayıtlı olsa da burada 12'si koşabilecek veya 13 at koşabilir. 14, 15, 16 yedekte evet 3 at yedekte var. Zorlu bir yarış olsa da ben tek olarak önereceğim Safkan Rubin Silva idaresindeki 6 numaralı Hoku olacak. Çin pistte genelde koştu ve oldukça da başarılı bir performans sergiledi bana göre. Rakiplerinde geçeceğini düşünüyorum 6 numara için. Tek diyorum arkadaşlar. Burada 1 numaraya da dikkat diyorum. Gerçi 3. at zaten baktığımda. Altılı Ganyan için 8. koşuda 6 numara bende tek. 9. ve son koşu 23-26'da başlıyor. 1600 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu. Burada da 5 atı değerlendirmemi aldım. Bunların ilki 8 numaralı Pistol Liz Ablez'in favorim 8. Sonra 7 numaralı Verus Ransom. 3 numaralı One More Kelly defalarca Stakes koşular koşmuş bir safkan ki son yarışında da buradaki rakibi 7 numarayı geçmişti. Sulu pistteydi. Beyaz bayrak ayna yaptı. Hiç kum yemedi. 7 numarada aksine çok kum yemişti ve yakın ara üçüncülükte kaldı. Onun için ben 7'yi ön planda verdim. 3'ten en azından. Sonra 5 numaralı Majestic Creed ki son yarışı 8.liğini ölçü almıyorum. Grup 1 1 milyon dolarlık toplam ikramiyesi 1 milyon dolarlık bir yarıştı. Bu mesafede de 3'te 2'si var. Favori olmayı hak ediyor. Ben 4. tercihimde yazdım. Son olarak da 6 numaralı Prenses Sophie deyip son koşuyu da bitirmiş oluyorum. Son koşudaki sıralamam 8, 7, 3, 5 ve 6 oldu arkadaşlar. 7'li plase için de notlarımı hemen aktarmak istiyorum. Son koşuda 7 numara 7'li plase için yeterli olacağını düşünüyorum. 8. koşuda 1 ve 6 7'li plase için önerdiğim atlar. 7. koşuda da 9 numara 7'li plase için yeterli olacağını düşünüyorum. Hani kazanamazsa bile ikinci olacağını düşünüyorum. Sonra 5. koşuda da 2, 3, 4 ve 5 demişim 7'li plase için. Değerlendirmelerim bitti arkadaşlar. Indianapolis'le ilgili çalışmalarımı tamamlayabilirsem orada görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum.